partner randevu alarak gelmişti. Biz sabah muayenesini yaptığımızda atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu, kolesterol ve hipertansiyonu mevcuttu. Ben rutin kan tahlilini istedikten sonra tansiyon olduğu için de bir tansiyonuna falan bakayım dedim. Tansiyon ölçümünde biraz hafif yüksek gelmişti. Ben de öğleden sonra tekrardan bir kontrol görürüm demiştim. Öğleden sonra hasta kontrole geldi ve tekrardan bir tansiyon ölçtüğümde tansiyonun yüksek olduğunu fark ettim tekrardan. Ve dedim ki sizi yakın tansiyon takibine alacağız. Tam ben reçetesiyle vesaire ilgilenirken bir baktım. Hocam dedi bana bir göğüs ağrısı geldi dedi falan. Sol kola yayılıyor mu dedim. Evet dedi. Ben tekrardan hastaya kalktım. Bir nabzına falan bakayım bir şey yaparken bir baktım birden böyle bir iç çekildi ve yere yığıldı. Yere yığılınca ben hemen nabzına baktım ve mavi kod verdim. Mavi kod verdikten sonra ben hiç beklemeden direkt CPR dediğimiz kalp masajına başladım. O ara işte sağdan soldan duyan doktor arkadaşlar da sağ olsun hepsi yardıma geldi. Bizim mavi kod ekibi geldi, anestezi doktorumuz geldi. Biz hastayı burada entübe ettik. Yaklaşık 25 dakika civarı biz hastaya burada kalp masajı uyguladık. Sonra hastayı acile transfer ettik. Acile götürürken sedye üzerine götürülecek. İster istemez biz zamanla yarışıyorduk. Yani zamanla yarıştığımız için ve efektif bir şekilde kalp masajı yapmamız gerekiyor. Öyle olunca da ben de sedyenin üzerine çıkarak o şekilde hastaya kalp masajı uyguladım. Hastayı acile götürdüğümüzde orada şok tedavisi uygulandı. Şok tedavisi uygulanınca da hasta nabzı normale geldi ve sonrasında da yoğun bakıma alındı. Bugün de hastayı ziyarete gittiğimizde hastanın gayet sağlığı yerinde olduğunu, konuştuğunu, bizimle sohbet ettiğini gördük. Bu zor zamanlarda hekimliğin böyle meşakkatli zamanlarında böyle bir insan hayatına hiç tanımadın, belki hiçbir zaman görmeyeceğin, karşılaşmayacağın bir insan hayatına böyle pozitif anlamda dokunmak gerçekten hekimliğin bence en güzel tarafı.